Merhaba sevgili seyirciler, Net Bakış'ta bugün bir duayen var. Yaşına bakarak duayen demiyoruz, tecrübelerine bakarak duayen diyoruz. Mehmet Şen, Esma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Tabii Mehmet Bey'in pek çok alanda teknik, tarım, pek çok alanda şirketi var. Ama ondan daha önemlisi yurt dışı ve dünyanın pek çok şirketinde kazandığı deneyimler ve orada gösterdiği başarılar. Mehmet Bey hoş geldiniz, programımıza şeref verdiniz. Şimdi esasında duayen diyorum ama yani ben şurada yaptıklarınızın kısaca özetine baktım. Ondan dolayı duayen dedim. Ve bu 90 yıla sığmayacak işler. Ama yaşınız çok daha genç biliyorum. Duayen demeyi bilmiyorum. Şu deneyimler hak eder mi? Onu takdir tabii ki dinleyenlerin. Dinleyenlermiş de. O yüzden bu sohbete karar verdik efendim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Çocukluğunuzdan, tabii, gençliğinizden. Şimdi. Efendim ben 1944 doğumluyum. 14 Ağustos 1944'te Bulgaristan'ın Filibe şehrinde doğdum. 1950 yılında ailem Türkiye'ye göç etti. Bizi Bulgaristan'a ilk göç olayını yaşandığı yıllar. İlk göç yıllarını yaşandığı yıllardır. Bulgaristan'da tabii komünizm öncesi dönemde dedemin orada öğretmen olması, işte mali imkanlarının iyi olması ona güzel bir şey sağlamış, pozisyon sağlamış. Komünizm gelince onlar ilk önce bu şekilde zengin insanların üzerine giderek onlara birazcık eziyet etmişler. Dedem de bu olaylar artınca, sıkıntıya girince mecbur kalmış komünizmin gelmesinden 6 sene sonra Türkiye'ye gelmek üzere gerekli girişimlerde bulunmuş. O zamanki hükümetin ilk çalışmalarıyla başlatılan 1948-49'da İnönü hükümetlerinin başlattığı, 50'de de Menderes hükümetinin sonuçlandırdığı bir başarılı göç işlemi ile Türkiye'ye gelmişiz. Biz Denizli'nin Sarayköy kazasının Tosunlar Köyü'ne iskan edildik. Evet. Tosunlar Köyü'nün bizim ailemizin hayatında çok önemli bir rolü vardı. Böyle 100 hanelik küçücük bir köy ama her birisi sevecen, her birisi bize fevkalade yardım ve ilgi gösteren, hiç yabancı hayatlarında görmemişler. Hatta gelip böyle bakıp kapıdan aa bunlar da bizim gibiymiş diye böyle esprili konuşmalarına şahit olduğumuz çok güzel bir köydür. Hayatımızda çok önemli rolü vardır. Ondan sonraki hayat biraz daha mı hızlı gitti? Attı? Çok hızlı gitti çünkü ilk 3 sene Tosunlar'da kaldık. İlkokulu 3 sınıf. Tabi Bulgaristan'da siz şehir hayatındaydınız. Şehir hayatındaydık. Elektrik vardı, orada otomobil vardı, her şey var. İstanbul'a geldiğimiz, Tosunlar'a geldiğimizde hiçbir şey yoktu Denizli'de. Efendim, babam oradaki montör, bir montaj atölyesi, otomobil montajında çalışıyordu. Türkiye, dedem öğretmen. Türkiye'ye geldikleri zaman dedem çiftçiliği modern şekilde yapmaya başladı ve Tosunlar'daki köylülere domatesi sırığa asmayı, fasulyeyi sırığa asmayı, onlara göre asmaları, keza tele germeyi, çileği gösterdi onlara, ekmeği, pamuğun dibini çapalamayı vesaire gibi çok güzel yenilikler kattı. Babam kendine göre iş bulamadığı için bir milletvekilinin şoförü olarak işe başladı. Ama o milletvekili babamı çok sevdi. Sonra kendi kamyonunu çok ehven bir fiyatla 1951 senesinde babama vermek suretiyle babamı çalışma hayatına itti. Esasında böyle o roman gibi oldu. Çok güzel. Ben esasını kendimi kaybettim ilk anlarda bile. Biraz sizden başlasak. Yani mesela liseden sonra siz başladık. Ama o kısmı da ayrıca çok, başka bir zaman dinlemek istiyorum. Tabii çok kısa hemen Denizli'den ilkokul 3'e kadar köyde okuduktan sonra Sarayköy'de ilkokulu bitirdim. Liseye, ortaokul ve liseye Türk Koleji'ne verildim. Yatılı olan bu okulda okurken fevkalade güzel eğitim aldık. Yabancı hocalarımızın eşliğinde bize orada araştırmayı ve öğrenmeyi öğrettiler. Öğrenmeyi öğrenmek çok önemli bir şey. Türkiye'deki insanların pek çoğu geçici olarak bir şeyleri öğrenir ve unutur. Halbuki yeni bir şeyi öğrenmekte de zorlanırlar. Türk Koleji'nin bu özelliği vardı. Ben hocalarıma, oradaki hocalarıma çok müteşekkirim. Türkiye'de zaten birkaç tane ekol okul vardı. Evet. Onlardan Türk Koleji bunlardan birisi. Evet. Ve bize öğrenmeyi öğrettikleri Türk Koleji mezunlarının da pek çoğu çok başarılı yerlere gelmişlerdir. Türkiye'de çok iyi pozisyonlar işgal etmişlerdir. Hemen hemen her dönemde mutlaka parlamentoda bir kardeşimiz olmuştur. Hatta geçen döneme kadar Bakanlar Kurulu'nda da her Bakanlar Kurulu'nda bir arkadaşımız vardı.
Evet. Geçen dönemde de vardı gene. Biraz Türk kolejde çalışmayı bıraktı mı acaba? Politikayı bıraktı mı acaba? Nedir o? Bilemiyorum onu da yani, ama Türk koleji başarılı derken üniversite hayatı başladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih İngiliz Filolojisini bitirdim. Bunu tercih ederken bir şeyiniz var mıydı? Tabii Türk Koleji'nde İngilizcem çok iyi olduğu için oradan mezun oldum. Ben çalışmak mecburiyetindeydim. Biraz geriye gidersem, liseye gideyken babam öldü. Ben çalışarak okudum. British Petrol'de incir altındaki kampta kampın yöneticiliğini yaparken İngilizce ve Almanca tercümanlık ve de orada notlar tutarken, bu bilgileri tabii hep gene lise eğitimimde aldığım bilgilere dayanarak yaptığım işlerdi. British Petrol benim okul taksitlerimi ödüyordu. Ben sonra maaşımdan kesiyorlardı. Ben 2 sene British Petrol'de çalışarak, belki de gece çalışıp gündüz okula giderek, Türkiye'de kolej bitiren herhalde ilk ve tek öğrenciyimdir. Çünkü kolejde anneler babalar bile çocuğunu okutmakta zorluk çekiyorlar. Böyle bir şeyim geçti. Hep çalıştım. Yani 17 yaşından bu yana kadar devamlı çalıştım. Liseyi bitirdikten sonra TUSLOK'ta çalışmaya başladım. TUSLOK, Amerikalıların Türkiye'deki ihtiyaçlarını gören bir organizasyon idi. Bu NATO'nun mu? NATO'ya bağlı bir birim. Türkiye'de o zaman 55 bin civarında Amerikalı vardı. Bunların lojistik ihtiyaçlarını temin eden, AFEX diye, PX diye, EES diye geçen şeyleri vardı, kuruluşları. Bunun ne, bu tecrübenin ne anlamı var? Hayatınızda ne yeri var? Şöyle ki 1962-63 senelerinde ben kod numarasının ne olduğunu öğrendim. Ürünlerde kodlayı sıralamayı. Yani bu TUSLOK'taki eğitim. TUSLOK'taki eğitim tabii. TUSLOK'ta yöneticilik orada. İlk önce en düşük kademeden başlamama rağmen orada Tex Miller isimli bir genel müdürümle bir görüşmem oldu. İşe kabul edildiğim söylendi. Peki dedim, ama ben de kabul ettim. Ben başlamadan önce bir şey sorayım. Ben nereye kadar yükseleceğim? Adam, ne demek istiyorsun dedi. Dedim hedefim olmasa ben çalışamam ki. Bana bir hedef gösterin. Ben o hedefe ulaştığım zaman ben nereye geleceğim? Maaşımda ne kadar artış olacak? Bilirsem daha çok çalışırım. Adam baktı gözüme. Sen tecrübe dönemini de tamamlayamazsın ama dedi. Hadi git bakalım. Açtı bir yaprak, gösterdi. En düşük maaş 875 lira. En yüksek maaş 6000 lira. Dedi ki çalışırsan buraya kadar gelirsin. Kaç yılda buraya kadar gelinir dedim. 6 yılda dedim. Ben bilmem, ortasına 3 yılda gelirim dedim ben diye. Nitekim enteresandır. 18. ayda ben ortasına gelmiştim. 18. ayda. Çünkü şansım da yaver gitti. O ara ayrılmalar oldu şirketten. Yeni atamalar gerektiği zaman. Esasında bu hedeflemek, vizyon. Yani bunu şirketlere girerken hala pek çok şirkette bu şey sayılır. Yani dur, sana verilen bir iş verdik. Bunu yap. Sana ne gerisi? Öyle derler ama esasında önünü açsalar daha başarılı ve daha verimli bir çalışma elde ederler. Tabii insanlara hedef göstermek lazım. Ve o hedefteki başarısına göre de taltif edileceğini, ödüllendirileceğini ve yeni pozisyonlarla hem seviyesinde hem maaşında artışlar olacağını göstermek lazım. Peki yani o şeye Edüs'te geldiniz mi? 6 litrelik maaşa geldiniz mi? Geldim. Oraya 5. senenin sonunda gelmiştim. Ve Avrupa'daki en genç müdür ünvanını 7 sene süreyle muhafaza ettim. Enteresandır. 21 yaşındayken müdürlük koltuğuna oturdum. 28 yaşına kadar. Sonra 28 yaşında benden geçti. Hangi şirkette o? O EES TUSLO, European Exchange System denilen NATO'ya bağlı bir şey, organizasyondu. NATO'nun içerisinde bir birim. Dedi. Radar, 21 yaş gerçekten yani. Çok genç bir yaş. Ama radar teşkilatlarının olduğu her yerdeki, bütün Türkiye'deki radarlardaki çalışan Amerikalı. Esasında yani o bulunduğunuz işler teknik işler. Ama siz teknik eğitim almadınız. Teknik eğitim almadım. Ancak bulunduğum ilk başlangıçtaki işim teknikten ziyade satış ve mağaza yöneticiliği şeklindeydi. Mağazaya bağlı olarak bulunan diğer Amerikalıların ihtiyacını görecek küçük işletmelerin ihtiyacı. Hani berberinden fotoğraf hanesine kadar, efendim tercisinden oyuncak satıcısına kadar. Bunların müdürü. PX'ler Amerikan eşyalarının, Amerikalı ihtiyaçları, Amerikalıların, Türkiye'deki Amerikalıların ihtiyacını görmek üzere kurulmuş mağazalar, büyük mağazalardı. Bu hani, ben de İzmirliyim. İzmir'deki o Alsancak'taki mağazaları mı kastediyorsun? Onlar işte o mağazalarda
Türkiye'deki Amerikalıların mağazalarından alınan mallar, kaçak alınan mallar veya bazı Amerikalıların alıp sattığı mallar sonra Alsancak'taki o Amerikan pazarlarında satılırdı. Bulicin pantolonlar, gömlekler vesaire, sigaralar hepsi kaçak olarak satılırdı. Peki yurt dışı deneyimleriniz ne oldu? Yurt dışı deneyiminiz oldu mu? Bu şeyde NATO'da çalışırken veya PX'de çalışırken birkaç defa Almanya'daki seminerlere ve kurslara gitme imkanım oldu. Onların alanı neydi? Onlar mesela Nürnberg'deki bazı, o zaman Nürnberg'deydi merkez. Sonradan Wiesbaden'e taşındı. Orada değişik eğitim ve seminerlere katıldık. Bir defa Kodak firmasında bir eğitime katıldım. Bir defa Grundig firmasında bir eğitime katıldım. Grundig'in yeni çıkardığı bazı cihazların eğitimi vardı. Kodak'ın çıkardığı, o zamanki fotoğraf makinalarındaki ve diğer cihazlardaki eğitim vardı. Efendim, o yıllar için çok önemli şeyler. Bugün belki dünyada pek çok marka var ve markalar arasında rekabet var. Bu tür eğitimler daha kolay olabiliyor ama o dönemler için Türkiye'de bu eğitimi almış başka kişi yoktur herhalde. Yani parmakla gösterilir de şoförlük bile bir övünülecek bir meslek idi. Kaliteli adamların yaptığı bir şeydi. Doktorluk gibi kıymet verilen bir şeydi. Çünkü canınızı emanet ediyordunuz. Hem de 5-6 kişinin canını. Onun için şoföre değer verirdi. Ama daha sonra ne yazık ki şoförlük ayağa düştü. Bu Amerika'da bulundunuz mu? Amerika'da çok 1979 senesinde General Electric'te çalışmaya başladıktan sonra Amerika'da çok sık değişik yıllarda bulundum. Hele de General Electric'te hangi branşlarda çalıştınız? General Electric'in Türkiye'deki ampul ve elektrik motorları üreten bu Topkapı'da fabrikası. Topkapı'da fabrika orada. Şimdi tabii o hastane yapılıyor herhalde. Yani. Orada kapandı o fabrika. Çünkü motor fabrikası Eskişehir'e taşındı. Ekovat fabrikası. Ampul fabrikası da Macaristan'a taşındı. Tungsram'la birleştikleri evet. için. Orası kapandı. Ben orada dış ticaret bölümünde çalıştım, görev aldım. O da çok önemli bir deneyim, o yıllar için. O yıllar için. Hangi yıllar demiştiniz efendim? 1978 ile... Yani Türkiye ihracatı bilmediği yıllardan bahsediyorum. Doğru söylüyorsunuz. 78'den 85-86'ya kadar geçen bir dönemden bahsediyorum. O zaman faks yok, internet yok, herhangi bir şey yok. Telgrafla veya mektupla yazıyorsunuz. Araştırmanın çok önemi var. General Electric'in tabii hayatımda önemli bir rolü var. Hani Tosunlar, Türk Koleji ve General Electric diye söyleyebilirim bu şeyleri. General Electric'te dış ticareti öğrendim. Ve bir köyden esasında çok şey öğrenebileceğinin de siz bir örneğisiniz. Evet, evet çok şey. Aslında şöyle, hayatın hepsi için, herkes için geçerli. Sofrada her şey var. Eğer oradan nemalanmasını bilirseniz var, bilmezseniz sofra öyle duruyor, sonra kaldırıp gidiyorlar sofrayı önünüzden. Sonra diyorsunuz ki ben aç kaldım. Aç kalmasaydınız. Orada sofrayı, herkesin önüne sofra konuluyor ve herkese imkan bir şekilde sunuluyor. Herkesin hayatında değişik zamanlarda önüne gelen fırsatlar vardır. General Electric'in en büyük katkısı ne oldu efendim? General Electric'in en büyük katkısı bir defa disiplini öğrendik. General Electric'te kapıda bekçi olmak pek çok şirketin genel müdürlüğünden mübalağa etmiyorum. İnsana çok daha fazla şey katar. Çünkü General Electric'te birinci derecede disiplin derken işin zamanında bitirilmesi, alınan işin yapılması insana mecburiyettir bir bakıma. Yani herkes işini bitirmeden bir yere gidemezdi. Ben herkes işini bitirir. Bir de insanları teşvik ederdi. Bir sene işe hiç geç kalmadan gelen insanlara sene sonunda bir tane Cumhuriyet altını verilirdi. Efendim, yani ceza var ama ödül de var. Ödül var. 5 yıl hiç izin almazsa, geç kalmazsa sene sonra bir Cumhuriyet altını. Muhtemelen siz almışsınızdır. Benim çok altınım oldu. Bunu tabii eşime de borçluyum. Eşim de her sabah geç kalmayayım diye beni hep teşvik ederdi. Böyle aman kalk, geç kalma. Mesai mi kaçta başladığını hatırlıyorum. Mesai 8'de başlıyordu. Bu da yani 9 falan 10 değil yani. 8'de başlıyordu. Servis zaten 7'de kalkıyordu. Evet. Servislere yetişiyorduk. 5 senenin sonunda bir tane o zaman için saat verilirdi. 10. senenin sonunda bir tane buzdolabı verilirdi. 15. senenin sonunda televizyon. O zaman buzdolabı, televizyon tabii çok kıymetli şeyler. Evet, bir çeyiz gibi yani. Çeyiz gibiydi. Yani General Electric bunları öğretti. Ben oradayken dış ticareti de öğrendim. Bu defa boş saatlerimde hem 3 tane noterin yeminli tercümanlığını yaptım İstanbul'da. Hem de bazı şirketlere çalışma saatlerinin dışında danışmanlık yaptım.
Bu arada mükemmel devam da devam ediyordu. Yani altın alma işi de vardı. Geç kalmamak. Mesaiye uymak. Onu yaparken hiç kimse demesin genel elektriğin saatlerinde iş yapıyor demesinler diye. Dışarıda hiçbir zaman olmadım. Hep işimin başındaydım. Evet. Ben istirahatimden verdim. Tabii başarmanın hep gençlere söylüyorum. Önemli bir şey var. İnsanlar ancak kendi özel yaşantılarından fedakarlık ederlerse başarılı olurlar. Yani başarı durduk yerde gelmez. Her menfaatin külfeti var. Bunun külfeti de, başarının külfeti de çalışmak. Çok çalışmak. Kardeşleriniz var mıydı? Yani onların destekleri oldu mu? Benim iki tane kardeşim var. Benim ne yazık ki babam 37 yaşındaydı öldüğü zaman. Ben de 16 yaşındaydım. İki tane kardeşim ve bir annem dul kaldılar. Efendim, kardeşimin bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi 3 yaşındaydı. En büyükler sizsiniz. En büyükleri benim. Ama benim kardeşlerim ve annem hiçbir yerde çalışmadılar. Efendim, ben kazancımın tamamını anneme vermek suretiyle efendim, onun çalışmasına gerek bırakmadım. Kardeşlerimi de küçük yaştan itibaren çalışmaya alıştırdım. En küçük kardeşlerim de hepsi çalıştılar. Yani ilkokuldan itibaren onlara çalışmayı ve çalışmanın zevkini aşıladığımı zannediyorum. Hala çok çalışıyorlar. Efendim, kendi özel işlerinizi, kendi şirketinizi kurmaya ne zaman karar verdiniz? Şimdi tabii babam öldükten sonra kamyonumuz vardı. Orada şoförler çalışıyordu ve yanındaki yardımcıları. Ama zaman içerisine baktık ki o şoförlerin hep parasını biz pamuk tarlalarından topladığım pamuğu satarak ödedik. Onları sattık, şirket kapandı veya donduruldu. Sonra 1969 yılında tekrar açtık. O zaman mı Esman'dı? Esman oluyor. Babamın zamanında da Esman'dı. Niye Esman? Nereden çıktı? Esman babamın adı, babamın dedesinin adı, ailemizin ismi, bizim lakabımız Esmanlar diye geçen bir isim. 1969'dan itibaren devam etti. Şirketleri kardeşlerim idare ettiler. Çünkü ben memur olarak çalıştığım için kendi adıma yapamadım. Lokanta açtık ilk önce. Kolay para kazanmanın yolu diye. Hala öyle mi? Kafeteryacılık yaptık. Tabii dikkatli yapılırsa lokantacılık çok keyifli bir meslek. Ancak... Ama hizmet sektörü zor. Hizmet sektörü zor. Efendim, Bursa'nın değişik yerlerinde, değişik zamanlarda Esman ismi altında 10 tane yakın restoranımız oldu. Oralarda başarılı hizmetler. 25 yıl restorancılık yaptı kardeşlerim. Ben 4 yıl kadar onlara böyle liderlik yaptım ama baktım ki bana göre bir iş değil. Çünkü eğitim düzeyimle alakalı bir iş değil. Bıraktım. Ondan sonra önce Migros'ta çok kısa bir süre yöneticilik yaptım. Sonra da General Elektrik'e geçtim. General Elektrik'te ben az önce söylerken galiba yanlış söyledim. 76 senesinden efendim 85 senesinin öyle dediniz zaten. Efendim orada bir çalışma dönemim oldu. General Elektrik'teyken de işte bu yan işte yaparken işim öyle bir güzel olmuştu ki General Elektrik'teki maaşımdan çok daha fazlasını alır hale gelmiştim. General Elektrik'in bir özelliği de Cost Saving Program diye bir programı vardı. Bir sene öncesinden daha karlı bir alışveriş yaparsanız, şirkete para kazandırırsanız veya bir öneriyle ama otobüslerin kullanımından ama ne bileyim evdeki oradaki işindeki kalemlerin kullanışından, makinelerin kullanışından vesaire şirkete bir menfaat sağlarsanız bunun %1'ini kazanın yıllık kadar %1'ini personele ödül diye veriyorlardı. Dış ticarette de %1.2'sini veriyorlardı. Ama bu 3 maaşı da geçmiyor. Ben her sene altın da alıyordum. O 3 maaş ekstrayı da alıyordum. 4 maaş ikramiyeyi de alıyordum. Bir de dışarıda iş yapıyordum. Yaptığım şirketlerden aldığım paralarla evime aldım İstanbul'da o zaman. Bir birikimim oldu. Emekli olunca emekliliğim geldiği günde... Emekliliği kaç yaşında efendim? 42 yaşında emekli oldum. Evet. 42 yaşında emekli oldum. Ondan sonra Türkiye'de bir açık yakaladım. Baktım ki elektronikte, Türkiye'de çok enteresan, çok büyük bir açık var. Lehim, lehimlemeyi bilmiyor insanlar. Lehimde kullanılması gereken kimyasallardan haberleri yok. Kendileri alıyorlar kalayı kurşunu, eritip adi bir potada karıştırıyorlar. Hiç onun safsızlığına dikkat etmiyorlar. Efendim lehim suyu denilen lehimleme malzemelerini alıyorlar reçineyi kendileri alkolle karıştırıp kullanıyorlar. Hiçbir şeyi bilmiyorlar ne saflığını ne yüzdelerini. Ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'de 42 yaşından sonra elektroniği öğrendim.
Öğrenmenin yaşı yok. Geldi. Evet. Geldim Türkiye'de. Fabrikalara elektronik mühendislerine bu defa başladım elektronik konusunda bilgi satmaya. Önce pek ciddiye almadılar. Sonra arızalarını giderip de onlar iyileşmeyi görünce bana epey imkan verdiler. Ve daha sonra o makinelerden istediler. Gelişmiş malzemeleri vermeye başladık. Makinelere onları verdik. Zaman içerisinde Türkiye'de değişik irili ufaklı her küçük makinenin çalıştığı yere de bir fabrika dersek efendim 400 tane fabrika kurduk diyebilirim Türkiye'de. Efendim çok en heyecanlı yere geldik öyle zannediyorum ama kısa bir reklam verelim. Evet sevgili seyirciler gerçekten tecrübe konuşuyor. Mehmet Şen'le sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek. Telefonunuz varsa bedava konuşursunuz. Akşam 7'den ta sabah 7'ye kadar. Hadi hemen telefonu kaldırın. Türk Telekom'la ister şehir içi, ister şehirler arası bedava konuşun. Vodafone Smart Tabii ki internetiyle birlikte ayda sadece 45 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik kısa bir süre için Sportoto Süper Lig maçları hediye. Bolu Dağı'na tırmanmak. Bulutların üstüne arabayla da çıkıldığını bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Ev telefonunuz varsa bedava konuşursunuz. Akşam 7'den ta sabah 7'ye kadar. Hadi. Hemen telefonu kaldırın. Türk Telekom'la ister şehir içi, ister şehirler arası bedava konuşun. Evet sevgili seyirciler, Esma Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Şen'le sohbetimiz devam ediyor. Tabii Mehmet Bey ben soru bile sormak istemiyorum. Akıyor, tecrübeler akıyor, deneyimler akıyor ve ilginç ilginç anekdotlar. Mehmet Bey esasında elektroniği öğrendiniz emeklilikten sonra İngiltere'ye gidip elektroniği öğrendiniz ama esas alanınız makina. Makine tabii. Makine yani mesela... oradaki o şeyi geçişi veya ağırlığın oraya verilmesinin kesim noktası ne oldu? Şimdi ben genel elektrikte çalışırken dış ticaret ve ithalat tamamen bakanlığın kontrolüne tabiydi. Bakanlık makinelerin ithaline izin vereceği zaman detayını soruyordu, anlatıyorum. Genel elektrikteki bazı mühendis arkadaşlarımız veya imalatta çalışanlar İngilizce bilmiyorlardı. Benim de makine bilgim yoktu. Bakanlığa ithal için müracaat ettiğimde makineleri anlatabilmek için o mühendislerden önce bana öğretmelerini istedim. Onlar bana makineleri öğrettiler. Ben gittim bakanlıkta, sanayi bakanlığında evet. Makineleri anlattım ve ihtiyaç, niçin ihtiyaç duyduğumuzu anlattım. Onlar da ikna olup bize ithal izinleri tabii, verdi. Tabii ithal dövize bağlı olduğu için o dönemlerde döviz yok. O yüzden devlet çok kontrol ediyor. Evet. Yani orada makine bilgim genel elektrikte, onun için diyorum ya genel elektrik hayatımda dönüm noktasıdır. Makine bilgim orada arttı. Teknoloji diye orada öğrendim. Daha sonra yurt dışına her gidişimde böyle etrafa bakarak benim ülkemde ne yok, ben buradan ne götürebilirim diye araştırmaya girdim. Neler getirdiniz? Telefonların sarı sayfalarından, o bazen telefonların tamamını getirerek, telefon kitapçığının, bazen sarı sayfaları yırtıp getirerek getirdim. Türkiye'de elektronikten sonra baktık ki Türkiye'de bir bilgisayara geçiş olacaktı. Türkiye'nin ilk bilgisayar ithalatçılarından birisiyiz. Oğlumla beraber Tayvan'a gittik. Tayvan'da bilgisayar montajını öğrendik. Oğlum henüz daha lisedeydi, 18 yaşındaydı. Onu da götürdüm. Yıl? 1989. Efendim, gittik beraber Tayvan'da bilgisayar montajını öğrendik. Geldik Türkiye'ye bilgisayar ithal etmeye başladık. Daha sonra her felaketten sonra biliyorsunuz birileri zengin olur, sıkıntılar olur. Baktık ki Türkiye'de seller basıyor ortalığı, şehirleri. Bunun bir sıkıntısı olmalı, sebebi olmalı dedik. İnceledik ki kanalizasyonlar tıkalıymış Türkiye'de. O yüzden şey olmuyor. Peki başkaları bu kanalizasyonları nasıl temizliyor diye baktık. Kanal temizleme araçları.
dünyanın 13 ülkesinde araştırma yaptık. Amerika'da en iyisini bulduk makinelerin. Türkiye'ye gidip kanal temizleme araçlarını Türkiye'de monte edip satmaya ve uygulamaya başladık. Halen bu işi yapan bir şirketimiz var. Bütün belediyelere, müteahhitlere hizmet verir. Bu arada ayrıca bu ilgili girdiğiniz sektörlerle ilgili sektörün boyutunu da soracağım ama esas doğrudan sizin yaptığınız işlere giriyor. 400 tane fabrika reklama çıkmadan önce kurduğunuzu söylediniz. 400 fabrika çok ciddi bir rakam. Yani insanlar sizi nasıl buluyordu? Türkiye şu anda 9 milyar dolarlık elektronik ürün ihracatı yapıyor. Bunun yaklaşık 7,5 milyar dolarla bizim kurduğumuz fabrikalarda üretiliyor. Televizyonlar, uydu alıcılar, uzaktan kumandalar, otomotiv elektroniği, askeri elektronik. Yani ama sizin Vestel'i duymadık. Yani. Vestel'in tamamını biz kurduk. Vestel'in tamamını bizim mühendislerimiz kurdu. Efendim Karel'in tamamını bizim mühendislerimiz kurdu. Yani Karel'de girdiğiniz zaman makineler hepsi bizim. Sunny televizyonları diye bir şey var. Evet, onun Sunny. Tamamını bizim şirketimizin mühendisleri kurdu. Daha bunun gibi pek çok, çünkü biz fabrikalar kuran bir şirketiz. Yani. Ama biz tabii sizin isminizi hiç duymadık. Yani o bunlar markaları duyduk ama sizi duymadık. Biz çünkü biz yapıcıyız mutfakta. Kimse aşçının ismini bilmez. Yemeğin lezzetini yerler yemeği de. Herkes usta eline sağlık derler ama kimse de aşçının adını bilmez. Bizi de orada bilmeleri gerekmiyordu ama yeni restoran kuracak olanlar ille de eski aşçıları ararlar bulurlar. Yani bizi de buluyorlardı. Evet ama siz bu işe geç başladınız. Buna rağmen böyle değil mi? Şimdi, yani fabrika kurmaya ne zaman başladınız? Eğitim tabii biz ilk bu işe başladığımız zaman 1987 senesinde ilk defa başladık. Bir defa eğitmek çok önemliydi. Bu işi bizi nasıl bildiler? Türkiye'deki bütün elektronik sektöründe çalışan mühendisleri hala devam ediyor. İki senede bir topluyoruz. Bunlara önümüzdeki 5 yıl teknolojide gelecek oldukları, yenilikleri anlatıyoruz. Ne olacak yani? Onlara öyle ipucu verin. 5 yıl sonra neler olacak? Onları öğretiyoruz, makinaları, uygulamalarını. Sonra da onlara, onlar Münih'te dünyanın en büyük elektronik fuarı vardır. Elektronik makinaları fuarı, üretim fuarı. O fuara gittiklerinde bizim mühendislerimiz bilgili giderler. Yabancılara sorular sorarlar, onlar şaşırırlar. Nereden bunları biliyorsunuz diye. Çünkü biz onları iki senede bir yurt dışından getirdiğimiz konuşmacılarla eğitiriz, bilgilendiririz. Onlar o yüzden giderler. Daha sonra tabii ihtiyaçlar bitmiyor dediğim gibi. Kanal temizliğinden sonra baktık. Türkiye'de yol süpürme makineleri konusu. Yollar pis her taraf ama süpürgeler çöpükte yatıyor. Eski. Bu defa biz bir yol süpürme makineleri şirketi kurduk. Önce teknik adamlarımızı yetiştirdik, hazırladık. Sonra makineleri ithal ettik. Ve teknik servisimiz sayesinde onlar birbirinin, şu anda yol süpürme makineleri konusunda Türkiye'de lideriz. Esman çevresi. Ama sadece siz bu liderlik yanı sıra Türkiye'de bir sektörü de doğurdunuz. Evet. Çünkü pek çok şirket tanıyorum ki bu alanda üretim yapıyor ve ihracat yapıyor. Evet. O işe soyunduk, başarılı da olduk. Şu anda Pakistan'ı da Lahor şehrini süpüren süpürgelerde bizim süpürgelerimiz orada. Bu arada söylememde mahsur yok sanıyorum. Albayrak grubunun da süpürgeleri hepsi bizim şeyimiz. Yani gerçekten takdire şayan. Şimdi bir de bu şey var. Mesela Nikola Baba ile ilgili anınız olduğunu söylediniz ki kendisi için Hızır gibi bir adam dediniz. Evet efendim, herkesin hayatına karşısına kendisine imkan sağlayan birisi çıkmıştır mutlaka. Ama insanların birçoğu bunun farkında değildir. Yanar Yakıcı çalışırken o zaman tabii Türkiye'nin şartları kötü. Yunanistan'dan turistler geliyor buraya, Paskalya. Gelirken otellerde yer bulamıyor. Benim de Yunanistan'da Vasil ismi bir arkadaşım var. Çocukluktan tanıdığım. Vasil oradan buraya turistleri getiriyor. Ben de burada otellerde yer ayarlıyordum Yanar Yakıcı çalışırken. 3 veya 4 otelin bir gecelik parasını maaşımdan veriyordum önceden. Turistler geliyor, otellerde yer bulamıyorlar. Sonra bizim kapattığımız otelleri... Tabii o zamanlar Türkiye'nin yatak kapasitesi çok sınırlı. Çok sınırlı. Onda biri. Çok sınırlıydı. Dolayısıyla 8 dolara aldığımızda 12 dolara satmak suretiyle yatak başına 4 dolar para kazanıyorduk. Vasil ile bölüşüyorduk bu paraları. İşte o şeyde bir ihtiyar gelmiş. Grubuna. 80 yaşında bir adam. Efendim, Nikola Baba isimli bir adam. Otelde demiş ki garsona, ben demiş traktör satayım buraya. Ben anlamam ki demiş yani çocuk. Ben de müdür bilir. Müdürü çağırdım, otel müdürü. Otel müdürü demiş ki valla ben anlamam bu işten. Mehmet abimi çağırıyor. Beni çağırdılar. Dedim ki Nikola Baba,
Türkiye'de 5 tane traktör fabrikası var. Sen buraya satamazsın. O zaman ben buradan alayım dedi. Onu traktör fabrikalarıyla tanıştırdım. Efendim, Türkiye'den traktör almak üzere. Yedek parçacılarla tanıştırdım. Adam yedek parça Türkiye'den almaya başlarken gittik bir yedek parçacıya sipariş verdi. 50 bin marklık. Dedi ki adamlara, yalnız bunları bana dedi Mehmet satacak. Peki dediler. Dediler ki sizin ihracat belgeniz var mı? Dedim yok. Dediler baba olmaz bunun ihracat. Yapamam, belgesi yok. Sizin var mı dedi. Dediler var. Kaç senelik? 2. 2 sene sonra Mehmet diyecek benimki 2 senelik diye. Bana diyor al o kağıdı. Sonra dediler ki hangi şirkete bunu keseceğiz? Dedim ben genellikle çalışıyorum. Ama bizim şirketimiz lokantamız var dedi. Dediler ki baba bunun şirketi bile yok, olmaz bu. Dedi sizin şirket kaç senelik? Dediler 20. 20 sene Mehmet diyecek benim şirket 20 senelik. Hemen dedi kur şirketi. Traktör parçası için. Ve o vesileyle başladık. Nikola Baba ile 15 sene iş yaptım. Nikola Baba 95 yaşına gelinceye kadar. Kaç tane markanın mümessilisiniz? Şu anda yaklaşık 40 markanın mümessiliyiz. Türkiye'de satış... Ağırlıklı olarak hangi alanları bu markalar? Şimdi elektronik şirketini daha önce söylediğim gibi Akva grubuna sattım. Evet. Ama orada bir hissem var hala. Şirket ortağıyım ama ağırlıklı hisselerim Akva grubunda. Siz duayen olarak orada tutuyorlar. Hala tutuyorlar. Zaman zaman çağırıyorlar toplantılara ve görüşmelere. Veya yabancılar geldiği zaman onlarla temaslara. Çünkü dünya üzerinde hala herkes Esman denildiği zaman beni biliyor. Ama diğer yol süpürme makineleri, kanal temizliği, efendim, plaj temizliği, deniz, liman, marina vesaire temizliğinde hizmet veren makineler var. Bunların hepsinin sayısı 40'ı bulur ve Türkiye'de kendi konularımızda hepsinde lideriz. Esman bu, lider demek zaten. Bu öyle mi? Esman lider demek. Hmm. Önce de. Efendim bu bankayla bir poleminiz olmuş, size çek vermemişler. Tabii şimdi... Pardon. Bir referans, yazı, bir referans vermemişler. Efendim 1985 senesinde Türkiye'de fevkalade sıkıntıların, kıtlıkların olduğu bir dönem. Yağ yok, tuz yok, gaz yok, pirinç yok, kibrit yok. Efendim bu ihtiyacı gördüğüm için ben pirinç getirmeye karar verdim. Önce yapayım diye. Gittim İspanya'ya kadar, Valencia'da pirinci buldum. 2000 ton pirinç almak üzere anlaştım. İngiltere'de Scotland Bank'la anlaştım. Onlar da kredi verecekler. Ödeyeceğiz şeye. Sattıktan sonra da biz paramızı Scotland Bank'a ödeyeceğiz diye. Yani Scotland Bank dedi ki bana Türkiye'deki bankandan bir yazı getir. Nasıl olacak yazı? Diyecek ki Mehmet Şen bizim müşterimizdir. Bugüne kadar çeki yazılmamıştır. Hiçbir senede protesto olmamıştır. Bu yazı bize yeterdi. Biz sana bu krediyi vereceğiz. Geldim bankaya. Banka müdürü dedi ki veremem böyle bir yazı. Senin benden farkın yok, sen de memursun, ben de memurum dedi. Ben genel ekliyim o zaman. Oo. Sen de memursun, ben de memurum. Veremem böyle bir yazı dedi. Ya etme tutma, mecbur kaldık. İşte o zaman Esman anonim şirketini kurmaya, o öfkeyle gitti. Ondan sonra aldık tabii, krediyi de aldık, parayı da aldık ama. Ama bu işte kötü banka, insanı şirket sahibi yapar. Yani kötü komşu insanı mal sahibi yapar dedikleri, o müdüre de her zaman anarım. Daha sonra o müdür oğlumu getirdi bana, oğluna da yardımcı oldum, iş buldum. Ticaret yapmasına vesile oldum. Ona hep bana zamanında yardım etmemesine rağmen ben ona çok yardım ederek borcumu ödemeye çalıştım. Evet. Şimdi esasında pek çok anınız var mutlaka. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani mesela herhangi bir alana girmeden önce nasıl fizibilite yapıyordunuz? Yoksa böyle hani bu alan boşluk var hemen... Yok yok yok. Araştırma çok önemli. Araştırma çünkü... Ya mesela önce, gelen Nikola'ya bile demişsiniz ki Türkiye'de 5 tane fabrika var. Nereden biliyorsunuz? Şimdi önce bir defa hangi konuda olursa olsun. Yani çok önemli bir söz var eskiden söyleyeyim. Çıraklığını yapmadığınız için ustası olamazsınız. Ustası olmadığınız için sahibi hiç olamazsınız. Önce ustası olacaksınız ki sahibi olasınız. Araştırma çok önemli. Herhangi bir konuda bakıyorsunuz Türkiye'de neye ihtiyacı var? İhtiyaç varsa önce o konuyu öğreniyorsunuz. Önce konuyu iyi öğreniyorsunuz. Ki yaptığınız araştırmanın doğru olup olmadığını kanaat getiresiniz. Eğer bilmiyorsanız ne araştırdığınızı eksik bilgilerle araştırıyorsanız yanılırsınız. Ya, oradan başlayarak hep. Mesela çok enteresan bir alan. Yani mesela fidancılık kurmuşsunuz. Yani onun da bir sebebi var mıydı? Fidancılık şöyle ki tabii Türkiye'de herkesin ağaç kestiği bir dönemde. Efendim baktık ki Türkiye'de fidancılık o zaman... çok basit, ilkel metotlarla yapıyor. Tabii söylediğim bundan 15 sene öncesinden bahsediyorum. Yeni yeni Türkiye'de fidancılık gelişti. Ve çok güzel tesisler kuruldu. Evet, biz yurt dışına gittik. Yurt dışından
mavi ladin ve değişik diğer ağaçların, ıhlamur, ceviz vesaire, hep akasyalar, çeşitli ağaçlar getirdik. Orada onları fidan olarak aldık veya aşılanmış kalem çubuklar haline aldık, getirdik. Bursa'daki Kestel'deki yerimizde, kendi kiraladığımız arazilerde, oralarda onları yetiştirdik. Bir orman mühendisi arkadaşımız da var, görevli, işin başında duran. Bir yeğenim var, Mustafa Uludağ isimli bir yeğenim. O şey yapıyor, oğluyla beraber işin başında duruyorlar. Devamlı ağaçlarımız şimdi 10 yaşında oldular, büyüdüler bayağı bir de. Onları belediyelere, muhtelif belediyelere veriyoruz. Yani bu temizlik makinalarıyla, çevre ve temizlik makinalarıyla ilişkisi var mı? Hiçbir alakası yok. Sadece ülkeye, bu memlekette herkesin bu ülkeye borcu var. Bir konuda çalışması lazım. Ben de ağaç yetiştirmenin de herkesin ağaç kestiği bir ortamda yetiştirmek suretiyle... Daha avantajlı mı sunuyorsunuz bu ağaç, bu fidanları? Başka fidanlıklar da var çünkü. Yok, zannediyorum başkaları da çok güzel yapıyorlardır. Biz de yapıyoruz. Bizimkiler tamamen mavi ladin dediğimiz... Eksikliği mi var Türkiye'de onun? 10 sene önce çok büyük ihtiyaç vardı ama daha sonra gelişen zamanlarda bu işe herkes merak saldığı için şimdi zannediyorum belki de mavi ladin enflasyonu var. Belki, bilemiyorum onu yani. Bir danışmanlık hizmetleri var. Yani hangi alanlarda danışmanlık hizmeti veriyorsunuz? Yeni bir konuya başlayacak oldukları zaman, yani yol süpürme konusunda, kanal temizliği, kendi konularımızda genellikle yapıyoruz. Ama ben kendi dostlarıma bu arada liderlik ve iş kurma konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok davet alıyor musunuz? Çok alıyorum. Gençlere özellikle de yapıyorum. Yani artık bu programdan sonra üniversitelerden talep gelir size. Üniversite vardı zaten. Daha önce de çeşitli üniversitelerde. Ders veriyor musunuz? Zaman ders vermiyorum ama konuşmacı olarak çağrıldığım ve orada gençlere kısa bir saatlik programlar için. Muhtemelen bizi izleyen gençler de var şu anda. Yani gençlere hangi alanlarda boşluk görüyorsunuz? Hangi alanlara girmeleri gerekiyor? Veya dünya pazarlarında nerelerde boşluk var? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Türkiye'de işsizlik diye bir şey yok. Türkiye'de iş bilmeyen, kalifiye olmayan elemanlar çokluğu var. Gazetelere lütfen bakın. Türkiye'de çıkan bugüne 50 tane civarında gazete var. Bu 50 gazetenin hepsinde en az 3-4 sayfa eleman aranıyor ilanları var. Herkes bu kadar çok ilanı alt alta koyduğunuzda demek ki her gün on binlerce insana iş imkanı var ama bu işi dolduracak insan yok demek. O zaman gençler kendi ilgi duydukları alan her neyse o konuda eğitim alsınlar, tamamlasınlar. Beklerlerse Türkiye'de şu andaki sistem, gerek Milli Eğitim'in sistemi, gerekse Çalışma Bakanlığı'nın veya ticaret odalarının, sanayi odalarının uyguladığı sistemlerde bir eksiklik var. Yanlışlık demeyelim, eksiklik var. Bu eksikliğin tamamlanması lazım. Gençlere meslek öğretmeleri lazım. Amerika'da bugün gençlere elektrik, elektronik, hidrolik, pneumatik, motor, efendim ısıtma, soğutma, havalandırma, marangozluk vesaire gibi konularda eğitim veren laboratuvarlar vardır. Bunlar belediyelerin veya okulların bünyesinde kurulmuştur. Orada eğitim veren insanlara sertifika verirler. Bu sertifikasıyla da insanlar iş bulur. Türkiye'de ben bu iş için Milli Eğitim Bakanlığı'na belki 10 defa gittim. Müsteşarlarla görüştüm. Her birisi gayet güzel dinlediler. Ürünleri götürdüm, makineleri götürdüm. Ben buraya bu laboratuvarların hepsini getirdim. Motor laboratuvarı getirdim. Hidrolik laboratuvarı getirdim, pneumatik laboratuvarı getirdim, elektrik, elektronik, ısıtma, soğutma, havalandırma. Bunların her birisini de Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki uzmanlara gösterdim. Teknik liselere götürdüm, sanat okullarına götürdüm, gösterdim. Dedim ki bunları okullarınıza koyun, çocuklara teorik yetiştiriyorsunuz, pratiği tam öğrenemeden yetişiyorlar. Burada elleri değsin, bunları kullansınlar ki mezun olduklarında çalışsınlar. Olmadı. Benim mesela bir idealim var inşallah. Hayattayken Allah bunu yapmayı nasip ederse varlığımın bir kısmını satarak bir okul yapmak istiyorum. Bir teknolise, teknik lise. Bu okulu yaptığım takdirde yanına da yan yana küçük küçük odalar halinde 10 tane laboratuvar kurmak istiyorum. Bu laboratuvarda öğrencilerin her birisini günde 2 saat o laboratuvarda çalıştırarak ilgi alanına göre elektrik, elektronik, motor, ısıtma, soğutma, havalandırma, bilgisayar öğretmek suretiyle liseyi bitirirken lise diplomasının yanında bir de teknik becerileri olan bir sertifika vereyim eline. Adam üniversiteye girerdi. Okursa ne ala ama okuyamazsa o sertifikasıyla iş bulsun.
İşte Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Belki de bugün bütün liselerimizde. Bir de girişimciler için. Yani 3-5 kuruş sermayesi var. Girişimci bir iş yapmak istiyor. Hangi alanlarda boşluk görüyorsunuz? Türkiye'de yapılacak şu anda, mübalağa etmiyorum, 10 bin tane yeni yapılacak iş var dünya üzerinde para kazanmak için. 10 bin tane dediğim zaman mübalağa etmiyorum ama araştırmaya bağlı. Gençler, 10 bin birdir yani, daha fazladır yani. Çünkü niçin söylüyorum? Herkes kendi alanında, sizin yayıncılık alanında, benim yol süpürme makinesi, kanal temizliği, yol süpürme, deniz temizliği vesaire alanında. Hiçbir şey bilmiyorsa insan kendi alanında. Bugün internetten bilgi edinebilir. Veya sözlükler var ya, sözlük alsa sözlüğü, o kelimeyi bulsa, öyle marangoz kelimesini alıyorum. Marangozlukta neye ihtiyaç vardır diye ona baksa, eminim orada pek çok yeni kelime. Pazar alanında nerede boşluk var? Mesela Türkiye'de 10 bin der de, mesela Sudan'da 17 bindir. Araştıracak. Yani araştırarak, araştırarak önce araştırmak istediğiniz konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ki ondan sonra derin bir araştırma yapabilirsiniz. Her konuda var. Mübalağa etmiyorum. Şaşar. Bugün ben bu yaşımda hala gençlere konuştuğumuz zaman iş buluyorum. Diyorum şu işi yap. Para kazanırsınız. Bak boşlukları var. Görüyorum çünkü incelerken. Yani sizinle bir araya gelip sohbet etmesi lazım. Bundan sonra yeni hedef var mı? Proje var mı? Var. Tabii Türkiye'de şu anda bu yol süpürme makinelerinin yabancılarla ortak Türkiye'de imalatı için şu anda. Zaten kısmen bazı makine imalatı var. Makinelerin şu anda ama var. Ama orada hala çok ciddi bir boşluk var. Var boşluk, çok var boşluk. Çünkü bir de bölgenin lideriyiz Türkiye'de, yani Türkiye olarak. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, bu arada çok büyük bir pazar var. Türkiye'nin gerçek ihracatı 500 milyar doların üzerindedir. Ama 500 milyar potansiyeli. Bu potansiyeli doldurmak için önce eğitimli adamları yetiştirmek lazım. Allah rahmet eylesin, Sabancı'nın bir anekdotunu dinlemiştim. Demiş ki Japonlara, ya siz demiş dün 2. Dünya Harbi'nden çıktınız, nasıl demiş böyle satıyorsunuz? Söylediğim olay bundan 30 yıl önce gerçekleşen bir konuşma. Japon saatine bakmış, demiş ki gecenin şu anda saat 2'si. Ben sizinle şu anda konuşuyorum ama dünya üzerinde havaalanlarında veya uçakta en az 5 bin tane Japon var şu anda. Japon mallarını satmak için bir yerlere dolaşıyor gidiyor diye. Türkiye'nin de bugün bunu yakalaması ilave 5 bin tane belki 10 bin tane 20. Şöyle diyelim, her uçakta mutlaka bir Türk olmalı. Ya üretim için, birkaç Türk ya olmalı. Görüşmek için ya da bir mal pazarlamak evet için. Evet efendim, ama dünya üzerinde, yalnız dünya üzerinde değil. Tabii bu çok önemli. Bunun için de tanıtım çok önemli. Ülkemizin dışarıdaki tanıtımına katkıda bulunan çok değerli büyüklerimiz var, hizmet eden insanlar var. Onlara teşekkür borçluyuz ama herkesin bu ülkeye çok borcu var, hepimizin çalışması lazım. Biz de size teşekkür ediyoruz. Geldiniz, hem moral verdiniz, hem teknik detaylardan bahsettiniz. Esasında Esman Şirketler Grubu'na girince bakılır ki onlarca çeşit, yüzlerce çeşit makina ve ekipman ve inanılmaz teknik detay. Zaten oralara hiç girmedik. Fakat anlattıklarınız büyük moral oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir duayenden dinlediklerimiz ve yapabileceğimiz pek çok işin olduğunu öğreniyoruz. 10 bin yeni iş. Hangileri acaba? Düşünmek lazım. Sağlıcakla kalın.